hem şoförler odasında hem Kemer Tur otobüslerinde yönetici oldu. Derken bir taraftan bir gün Konya altında Akdeniz pansiyonunda dediler ki seni çağırıyorlar. O zaman 32 yaşındayım. Sizi siyasete başlatacağız. Siz işte gelecekte bir şeyler olursunuz falan yaptılar. İyi. Ne yapacağız dedim. Dediler ki meclis üyesi olacaksın sen. Nasıl yani? Meclis üyesi ne iş yapar dedim. Sen mi söylüyorsun bilmiyorum. Dediler ki ben kaldırıp indireceksin. Konya altını planlayacaksınız. İşte şu olacak, bu. Düşündüm, güzel ya, hizmet edeceğiz. Halka hizmet, halka hizmettir. Ve biz başladık, hangi parti dedim, partimi de bilmiyorum durumunu. Dediler ki Anavatan Partisi. Bir düşündüm, ben Samsun Asgari Hastanesi'nde vatan görevimi yaparken Özal'ı, rahmetli, o zaman bir otobüsün önünden asker merhaba yaptı da beni bir görmüştü. Bir el salladık, bir sempati oldu. Onda da dörde eğilim var ya, her görüş düşünce insanlarımız var. Anavatan Partisi dedi, kaydolacaksın. Ne gerekiyor? 2000 lira para sıfırları çok o zaman. İki resim hemen dedi, kaydolacaksın. E bu meclis üyesin dedim, bir sırası falan bir şey oluyor mu dedim. Yok dedi, şöyle yaptı birisi orada, kendi felli bir abimiz. 4-5 olursun yaptı. Biz 4-5 olurum dedi, devam ettik işimize. Ve sonuç olarak şunu söylüyorum. Son ilçe seçim kuruluna verildiğinde nasıl milletvekilleri sıralamız her şey belli oluyor. Zaten 10, beni 9'a yapmışlar, son sıraya. Tabii ilk etapta 8'dekiler başkan bir küfür ediyor, kızıyorlar, nasıl yaparsın işte falan, hakkımız yendi falan. 7'deki, 6'daki, ya dedim siz ne dedim böyle kızıyorsunuz falan, sen zaten yoksun dediler. Neden dedim, başkanı seçince hepimiz seçemiyoruz mu? Yok dediler, onun oyu ayrı, onu dahi bilmiyorum o dönem. Azim var ama yani onu bilmiyorum. Sonuç olarak her şerde bir hayır vardır arkadaşlar. Ben o gün eğer ki samimiyetimle söylüyorum, Endüstri Meslek Lisesi'nde metal işlerini yazdırmasaydı rahmetli anacağızım. Elektrik mühendisi veya TEDAŞ'tan şimdi belki de emekliyim yaklaşık. Emekli de olabilirim, EYT'de de çıkıyor. Şimdi sonuç olarak onu geçtik. Her şerde bir hayır var. Bu taraftan meclis üyesi olan parti başkanı olamıyordu. Ve sonuç olarak ben koro eşliğinde herkes, seçimi biz kazandık Konya altında ancak meclis üyesi olamam. Son sıra 9 numarada iyidir ha. 7 ve 9 benim de iyi sayılarımdır, şanslı sayılarımdır. Ve sonuç olarak 3 ay sonra Türkiye'de belediyesi kazanılan yerlerde parti başkanı atanacak. Koro eşliğinde herkes Muhittin Böcek dedi. Ama ben yılmadan, sıkılmadan devam ediyorum çalışmalarıma ve bu süreçle ilgili hep de şunu da düşündüm ha. Güzel bir şey, seçim zamanında biraz da bir şeyler öğrendim siyasetten. Yani baktım, hoş karşılama, köylü, kentli, gençler falan herkes iyi oluyor. 32 yaşındayım o zaman da. Ben 3 ay sonra Konya altı Anavatan Partisi'nin başkanı oldum. Meclis üyesi olursan parti başkanı olamıyorsun. Yani bir önümüzü görmemiz gerekiyordu orada ve biz parti başkanı olduk. Sonuç olarak hiç unutmuyorum, 17 Şubat'ta rahmetle anıyorum Mesut Yılmaz Başbakan, Konya altında parti başkanlığını açmaya geliyor bizim. Bütün hemşehrilerimiz var, havaalanına gittik. O zamanlar siyasiler, konvoylar, davullar, zurnalar şeylerle karşılaştık. Bütün siyasiler için söylüyorum. Otobüse bindik. Mesut Bey Başbakan'ın en önünde, ben de ikinci koltuktayım. Beni orada bir ağlamak tuttu arkadaşlar. Niye ağlıyorum biliyor musunuz? Ya rahmetli babam, ulan benim kerataya bak, ne adam olmuş ya diye, şöyle orada bir beni görseydi diye ağlıyorum ben orada. Mesut Bey diyor, ne kadar sürüyor Muhittin Başbakan diyor. Biz 15 dakika efendim diyese duramadık. Yani hep sizler de gelecekle ilgili dedenizin hatta, babanızın, ailenizin, ya benim oğlana bak, benim kıza bak, ne oldu işte, başkan oldu veya mühendis oldu, doktor oldu, esnaf oldu, hep yani ne olduğunuz çok önemli değil. Ama ne olacağınızla ilgili bir kere önce hayalleriniz olmalı.